birinin velisi sorumlu. Değil mi? Hani okulda öğrencilerimizi kaydettirirken velisi kim diye sorarlar, değil mi? Bir sorun yaşadığında bunu velisine iletelim derler. Velisi diyebilir mi? Beni ilgilendirmiyor. Ne yaparsanız yapın diyemez. Bunun sorumlusu sensin. Velayet bağı bunu gerektirir. Müminler arasındaki dostluktaki velayet bağı müminleri birbirinden sorumlu olmayı gerektirir. Müminler birbirlerinden sorumludurlar. Neden? Çünkü müminler bir bütün olarak yeryüzünde hayrı yaymak, iyiliği yaymak, İslam'ı yeryüzüne hakim kılmak diye bir sorumlulukları vardır. Hayattaki varlık amaçları, gayeleri budur. Ki Hucurat suresinde Rabbimiz وَلَا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ derken ne demek? Kendinizi iğnelemeyin diyor. Kendinizi iğnelemeyin. Bunu niçin söylüyor Rabbimiz? Bir müminin başka bir mümine lakap takmasını, bir müminin başka bir müminin gıybetini yapmasını, bir müminin başka bir mümine hakaret etmesini, dedikodusunu yapmasını ne diye ifade ediyor? وَلَا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ Kendinizi iğnelemeyin diyor. Ne demek kendini iğneleme? Başkasına söylüyorsun, başkasına yaptığın bir şeyi kendin diye ifade ediyor. Çünkü müminleri Rabbimiz bir bütün olarak görüyor. Bir vücudun azaları gibi görüyor. Şu caminin içerisindeki bütün müminler bir vücudun azaları gibidirler. Dışarı çıkan bir tane takkeli kardeşimiz dışarıda yere tükürse ne olur? Oradan geçen birisi der ki camiden geçenlerin hepsi böyle yapıyor. Yani camiye gelenlerin, cami cemaatinin hepsi böyle demeye başlar. Bütün hepsini aynı işi yapan kişi gibi görmeye başlar. Rabbimiz de bize böyle olmamızı emrediyor zaten. Bir yanlış yapacağımız zaman kardeşimize karşı kendimize yapmış gibi kabul ediyor. Sen onunla bir vücudun azası gibisin. Sen ona bir şey söylediğinde kendini iğnelemiş oluyorsun. Kendine zarar vermiş oluyorsun. Çünkü senin varlık amacın bu dünyada İslam'ı yaymak. Bir mümin olarak bütün insanlığı hayra davet etmek. Bunu yaparken sen kardeşine zarar verdiğinde ne yapıyorsun? Kardeşine bir söz söylediğinde kendine de zarar vermiş oluyorsun der Rabbimiz Celle Celaluhu. Onun için müminler birbirlerinin velileridirler. Velileri birbirlerinin dostlarıdırlar. Onların en önemli özellikleri يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Müminler ne yaparlar? İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Bakın, müminlerin birinci özelliği olarak geliyor. Mümin erkek ve kadınlar birbirlerinin dostlarıdırlar ki bu ayetin tefsirinde Razi öyle der. Dost olmanın birinci şartı nedir? İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Sana iyiliği tavsiye etmeyen kişi senin samimi dostun değildir. Senden kötülüğü alıkoymaya, kötülükten seni kurtarmaya çalışmayan kişi senin bir kötülüğünü gördüğü halde bir yolunu bulup da sana bu yanlışını söylemeyen kişi senin samimi dostun değildir hocam. Senin velin değildir. Hani şimdi benim üzerimde çok affedersiniz bir akrep olsa, bir yılan olsa, bu kadar cemaat burada beni burada görüp seyredip de hiçbirisi demese ki hocam takkende bir akrep var, sana zarar verecek demese, ben bunu gördüğüm zaman sonra ne derim? Ya düşünürüm, bunu burada bu kadar dostum vardı, bu kadar ahbabım vardı, hiçbirisi görmedi mi? Hiçbirisi beni ayıktırmadı mı diye ne yaparım? Hayıflanırım, üzülürüm. Bakın, kıyamet gününde bu gerçekten insan anlayacak, ortaya çıkacak. Hani geçen haftaki dersimizde de ifade etmiştik. El-ehillâ'u yevme'izin ba'duhum li-ba'din aduv. Rabbimiz diyor ki, dünyadayken dost olan insanlar kıyamet gününde birbirlerine ne olacaklar? Düşman olacaklar. Neden düşman olacaklar? Çünkü dünyada hepsi birbiri üzerindeki akrebi görmüş,
Biliyor ki o yalancılık onu mahvedecek. Biliyor ki o kibir onu mahvedecek ama geliyor onun kibrini övüyor. Onu o kibirden kurtarması gerekirken onun o kibrini abi çok iyisin be diyor. Bravo sana diyor. Demiyor ki abi çok havalısın patlarsın. Yazık olur sana. Yeri göğü sen mi yarattın? Haddini bil. Bak bu kadar kibirlenmek insana yakışmaz. Allah büyüklük benim elbisem diyor. Başkasına giydirmem diyor. Bak bunu giyersen kötü olursun. Perişan olursun. Demesi gerekir diyor. Demiyorsa yazık ediyor diyor hocam. Hocam hiç unutmuyorum. Böyle hali vakti yerinde olan bir abimiz. Yani maddi durumu imkanı iyi olan bir abimiz bir taziyeye gittik. Bir taziyeye gittiğimiz zaman böyle cenazeye gelen de bir alim vardı. Büyük bir hocamız vardı. İyi bir alim hocamız vardı. O da geldi. Bu abimizin de arabası böyle güzel. Hemen arabasını şoförün ayarladı. Geldi hemen o hocamız için kapıyı açtı. Arka kapıyı açtı. Onu bindirdi. Öbür taraftan döndü. Binecekti. Derken o arada oradan gariban birkaç kişi geldi. Arabaya bindiler. Onlar arabaya bindi. Biz onunla beraber kaldık şimdi böyle. Bana baktı, baktım. Arabaların çoğu da gitti, araba yok. Bir dolmuş geldi önümüze. Eski bir dolmuş. Mezarlık uzakta bayağı. Gideceğiz. Dolmuşa bindik. Başka araba yok çünkü. Yetişip mezara gidemeyiz yoksa. Dolmuşa bindik ama böyle nefes alıp vermesi burnundan soluyor. Dedim ne oldu abi? Durdu böyle. Dedim bak görüyor musun? Rabbim bazen dedim bize böyle nereden geldiğimizi hatırlatmak için gidiyoruz ama mezarlığa doğru gidiyoruz. Nereden geldiğimizi hatırlatmak için ne yapar? Böyle garibanlarla bir arabaya bindirir, garibanlar da bizim arabamıza bindirir gönderir. Dedim fakirlerin yanında olmayı unutan insan dünyada başına gelecek en büyük musibeti almıştır. Peygamberimiz öyle söylüyor.